burada gerçekleşilecek. Dilerek katılmak istiyorum. Şarkı 59 hesabımıza abone olmayı unutmayın. Şarkı 59. Bizi takip etmeye devam edin. Selamun Aleyküm. Tekirdağ'dan hepinize sevgiler, saygılar. AFAD eğitimleri ve etkinlikleri için şu an Tekirdağ'da bulunuyoruz. Gölcük depremiyle Marmara bölgesini neredeyse tamamında etkili olan büyük bir depremle karşılaştık. Hala hafızalarımızda bunun acıları ve üzüntülerini beraber yaşıyorduk. Tabii bu bir dönüm noktası oldu. 99 depremi afetin tek yerden yönetilmesi ihtiyacını ülkemizdeki yöneticilere bir yerde hissettirdi. Bu kapsamda 2009 yılında AFAD'ın kurulumu gerçekleşti. AFAD'ın kurulmasıyla beraber artık ülkemizde kriz yönetiminden risk yönetimine doğru bir geçiş yaşandı. Bildiğiniz gibi kriz yönetimi bir olay olduktan sonra hızlı bir şekilde, etkili bir şekilde müdahale etmeyi ve normal hayata geçişi tekrar sağlamayı hedefleyen bir süreç. Ama bugün dünyanın gelmiş olduğu nokta, Birleşmiş Milletler'in tüm çalışmaları risk azaltma anlamında, Sendai'nin yine öncelikli bileşenlerine bak, risk azaltma anlamında daha fazla çalışmalara da bir destek olmak zorundayız. Yine kamu bütün bilimsel çalışmaların, akademik çalışmaların, yine devletlerin bu konuda yaptığı çalışmalar şunu da ortaya koyuyor. Önceden harcadığınız 1 lira bazı kabullere göre minimum 7, bu 15-20 liraya kadar çıkabilecek daha sonraki kayıpları önlüyor. Bunu birey olarak bizler de yapabiliriz. Evimizde harcayacağımız 1 lira bizim, Allah göstermesin, böyle bir afetle karşılaştığımızda karşılaşabileceğimiz 20 liralık belki bir ekonomik kaybı önlemenin haricinde aynı zamanda tabii hayatlarımızı da daha güvence altına alacak. Yani ekonomik kaybı bir kenara bırakıyoruz. Yapacağımız bu tür böyle yatırımlar hem şehirlerimizi, hem binalarımızı, hem de bizlerin hayatlarını daha güvenli hale getiriyor. Dolayısıyla sizler bu anlamda aslında AFAD'la beraber çalışmayı iradesini göstermiş, bu konuda istek buyurmuş kardeşlerimizsiniz. Sizler aslında bu edinmiş olduğunuz afet tecrübeleriyle, afet bilinciyle aslında AFAD'ın bir taraftan da toplumda elçileri durumundasınız. Sizin edinmiş olduğunuz kazanımları, anlayışı topluma yayma noktasında da bir misyon yüklendiğinizi ifade edebilirim. Ama belki de en değerlisini söyleyeyim kardeşlerim. Sizler bence dünyada iyilik elçilerisiniz. Çünkü AFAD Gönüllü'nün tanımında da bildiğiniz gibi sizler kendiniz ve yakın çevrenizin haricinde diğer insanlar için onlara faydalı olmak, onların hayatlarını kurtarmak noktasında daha öncesinden bu konuda çalışma noktasında irade ortaya koymuş, istek buyurmuş kardeşlerimizsiniz ve bunu bir menfaat beklemeden yapıyorsunuz. Dolayısıyla sizin bu gayretiniz ve çabanız hem ülkemiz açısından çok kıymetli, çok değerli, toplumumuz açısından çok değerli ama aynı zamanda da insanlık adına da çok değerlisiniz. Bu konuda hem sizler hem bu konuda dünyada hangi ülkede olursa olsun insanlık adına, başkaları adına faydalı olmaya çalışan, iyilik yapmaya çalışan tüm kardeşlerimizi aslında hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Onun için sizleri de bu anlamda bir kere daha tebrik ediyorum. Bu konuda AFAD gönüllülüğüyle bu anlamda beraber, AFAD'la beraber bu anlamda iyilik yapmaya, insanlara faydalı olmaya karar vermiş insanlar olarak hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah gün içinde dediğim gibi güzel ve keyifli bir vakit geçirirsiniz. Ve afetsiz günlerde bunları beraber tekrar ederek olası bir şeye karşı da sürekli tetikte hazır oluruz. Tekrar hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi Eğitim Şube Müdürümüz Kadir Bey bir genel programla ilgili bilgi verecek kıymetli kardeşlerim. Evet, değerli gönüllerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Başkanımıza da sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bu etkinliğe katılarak bugün burada bizimle olduğu için. Ben etkinlik hakkında sizlere kısaca bilgilendirmek istiyorum.
Arkadaşlar etkinliğimiz sabah kahvaltısıyla birlikte başladı. Burada gün içerisinde güzel vakit geçirebilme adına çeşitli standlar oluşturduk. Oyun standları olacak bunlar. Amacımız birlikte eğlenebilmek, birlikte kaynaşabilmek, gün sonunda buradan mutlu bir şekilde ayrılabilmek olacak. Evet, kahvaltımızla birlikte başladık. Gün boyu çay ikramımız olacak. Yine kahvaltımızı aldığımız yerin yan tarafında. Yine öğlen yemeğinde bir ikramımız olacak sizlere. Yan tarafta standlarımız var. Bu standlarda çadır kurma, çivi çakma, palet oyunu, işte ahşap, tahta üzerine yürüme gibi oyunlarımızı hazırladık. Yine Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzden gelen eğitmen arkadaşlarımız da bizlere ebru sanatı, dart ve benzeri gibi oyunlarla katılımda eşlik edecekler bizlere. Bu şekilde günümüzü tamamlayacağız. Benim anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Ha, unutmadan şunu söylemek istiyorum. İmza duvarımız olacak. Birazdan biz brandamızı şu karşıdaki konteynerin duvarına asacağız. Orada gelen, isteyen gönüllerimiz dileklerini bu şeyin üzerine, brandanın üzerine, imza duvarında yazabilir arkadaşlar. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Kıymetli arkadaşlar, AFAD gönüllerimiz. Program başlamadan önce müsaadelerinizle ben söz almak isteyen, duygu ve düşüncelerini ifade etmek isteyen, AFAD gönüllük sistemine ne zaman kaydoldunuz, işte ne diye amacınız, bununla ilgili görüş bildirmek isteyen birkaç kardeşimize program öncesi başlamadan önce söz vermek istiyorum. Söz almak isteyen kardeşiniz var mı? Sözü bana verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Emekli devlet memuruyum, yardım severim. Bilgime bilgi katmak amaçlı, insanlara yardımcı olmak amaçlı müracaatımı Mayıs döneminde yaptım. Sınavımı başarıyla bitirdim ve ekibe dahil oldum. Hocalarımıza ve size çok teşekkür ediyorum başkanım. İyi günler. Bir destek veriyorlar. Biz de onların yardımıyla aynı zamanda kendi eğitimlerimizde de mümkün olduğunca önlem aldık. Size ricam, hemen şöyle bir yuvarlak olalım, bir daire olalım. Harika. Şimdi bu boşluğu dolduralım arkadaşlar. Tam bir yuvarlak olalım. Bu kadar gönüllü insanın bir arada olması gerçekten çok onur verici. Öncelikle harikasınız. Şimdi boşlukları dolduralım arkadaşlar. Sizden istediğim şey öncelikli olarak şunu, birbirimizi tanımak için yapacağımız küçücük bir çalışma. Herkese mikrofonu uzatacağım. Tek tek yüksek sesle isminizi söylemenizi isteyeceğim. Biliyorum bu isimleri bir kişinin aynı anda aklında tutması mümkün değil. Aklınızda tutabildiğiniz kadar ismi aklınızda tutmanızı isteyeceğim. Tek tek mikrofonu veriyorum. Lütfen sadece isminizi söyleyin. Özcan. Özcan. Engin. Engin. Ergin. Ergin. Mehmet Ali. Mehmet Ali. İrem. İrem. Emine. Emine. Ayşe. Ayşe. İrem. İrem. Aygül. Aygül. Ayşegül. Ayşegül. Mesut. Mesut. Behzat. Behzat. Hasan. Hasan. Ozan. Ozan. Murat. Murat. Hasan. 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 Oo, yaşadık. Hasan dedi, olay bitiyor. Musa. Duray. Yakup. Tamam. Şimdi arkadaşlar, tutabildiğiniz kadar ismi aklınızda tuttuk. Benim sizden istediğim şey, şu elinde görmüş olduğunuz mavi topu benim de aklımda tuttuğum kişinin ismine atacağım. Sonra bu topu attığım kişinin aklımda tuttuğu isme topu atacağım. Bakalım kaç kişi birbirinin en azından isimlerini öğrenmiş. Hazır mısınız? Hasan. Özcan. Özcan. Behzat. Behzat. İrem. İrem. Ozan. Ozan. Güzel. Aygül. Aygül. Hasan. 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 Kolay olsun. Hasan. Murat. Murat. Evet, Murat hiç isim tuttun mu aklında? Ersin. Ergin. Emine. Emine. Güzel. Engin. Engin.
Yakup. Hasan. İrem. İrem. Evet İrem, bir düşün bakalım. Hasan diyeceksin değil mi? Ali mi vardı? Ali mi? Ali'ye var mıydı? Yok. Senin adından bir tane var. İrem rahat gitsin. Ayşegül. Yakup abi. İrem kimdi? İrem. Aygül. Musa. Emine. Emine Hanım bayağı sizin de isminizi hatırlıyor arkadaşlar. Basit isimler unutulmuyor. Emine, Ayşe, Fatma, bunlar basit. Hasan ne taraftaydı? Hasan. Hasan yine. Diğer Hasan. Diğer Hasan. Hasan. Musa. Aygül. Yeterli arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz, afet durumlarında ekip çalışması ve koordinasyon çok önemli bir durum. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Tiyatroda da çok önemli bir şeydir ekip çalışması. Hata yapmamak gerekir. Şimdi hep birlikte bir ekip çalışması yapacağız arkadaşlar. Size Türkçe karakterlerden, Türkçe harflerden bazı harfler söyleyeyim. Ve bu harfleri birbirimizi ittirmeden, yönlendirmeden bu harfleri oluşturmanızı isteyeceğim size. Bakalım ekip olarak ne şekilde doğru hareket edeceğiz. Örnek veriyorum. Bana ordunun O'su olun. El ele tutuşalım. Bu bir kocaman bir O harfi arkadaşlar. Anladık değil mi sistemi? Şimdi ekip olarak bana Özgür'ün O'sunu yapmanızı istiyorum. Yuvarlığa doğru tüm nokta olarak ikimiz varız. Kapatın o. Yönlendirmeden Özgür'ün O'su. Şu anda evet 4 tane nokta. Ekip olarak karar vereceksiniz arkadaşlar. Evet, nokta tartışması. Ö harfi. Arkadaşlar, harfi değiştiriyorum. Bunu burada söyleyeyim. Burada iletişimde en arkadaki devam. Hareket en sona kadar değişmeden gidecek mi? Ona bakılıyor. İyi yanıma son arkadaş gelsin. Göstereyim. Elini şöyle tutup şöyle vurabilirsin. Al bakalım. İstersen Ebru Samet uygulayacak. Güzel ama çok yayılacak, yeter. Aynen. Bir renk daha ekle bence çünkü sarıyı çok yaydım. Lacivert koy da Fenerbahçe'de olsun. Hadi karşıya. Tamam, bir saniye. Onu da ver bana. Tamam. Sen buz alayım. Bir dakika. Birkaç renk alıp bırakabilirsen. Sarı çünkü şöyle çok attım da. Dağıldı. Tamam. Bak şimdi. Ben sen biliyorsun diye anlatmadım. Biliyorum. Hangi renk? Renk seç. Kırmızı. Evet. Kırmızı. Buradan aldın evet. Nokta. Bastın. Suyun sadece yüzeyini saldım. Aldın. Saldım. Saldım. Bezelim alırım. Ben yaparım bunu ya. Güzel. Sen yaparsın. Kelebek yaparız. Evet. Sonra istersen şekil bile yaparım ben. Şekil verebilirsin.
Bu palet oyunuymuş. İçine 3-5 kişi giriyor. Böyle ön tarafa doğru ilerleme yapılıyor. İlerleme oldukça işte iki renk yapmışlar. Bir mavi, bir kırmızı. Bu döndürdükçe yarışma gerçekleşmiş oluyor. Güzel bir, eğlenceli bir oyun. Zaten bugün... Fotoğraf mı çekeyim? Evet, iki takım hazırlandı. Mavi ve kırmızı takım olarak yarışma başladı. Bu oyunun ismi palet oyunuymuş. Şu anda gördüğüm kadarıyla mavi takım bir tık önde. Kırmızı takım biraz gaz ver. Gaz ver. Mavi takım önde. Kırmızı takım geride. Yürü be mavi be, kim tutar seni be? Abi geliyorlar. Yapıyorsun bu sporu. Hadi kırmızı. Kırmızı hadi az kaldı. Kırmızı geçiyor. Kırmızı geçiyor hadi. Hadi kafa kafaya. Kırmızılar biraz daha hızlı. Kalk kalk. Abi geçiyor. Mavi geçti. Mavi önde. Hadi. Birinci olarak gozos kapağı var. Geçiyor geçiyor. Devam et. Hadi hızlı Gonzales, devam et. Abi hadi. Nerede bunu? Mavi kazanıyor. Kaldı. İnegöl'e geldik, az kaldı. İnegöl'e geldik. İnegöl son durak. İnegöl yolcu sıkılmasın. Devam, devam, devam. Yürü. Hadi sertifika vereceğim, sertifika. Mavi kazandı. Az kaldı, hadi bakalım. Hadi, 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 çizgiye geldi. Evet, evet, son 2 metre. Haydi. Mavi takım kazandı. Benim takım kazandı, devam, devam. Hadi köşeye dönünce yine göl. Harikasınız, vallahi. Kırmızı bugün acele etme, yavaş yavaş. İyi gaz verdim bana. Kurallar belli. Ayak dışa başlarsın. Bir saniye siliyoruz. İçeride olacak. Yanlardan tutmuyoruz. Düdükle başlar. Sağ, sol, 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 fazla düşmeyin. Evet, sol. 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 Sağ. Hala sağ. Sol. 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 Sağ. İki oldu. Afat düştü. Afatlar düşmez. Sağ. Sağ. Sağ hocam. Evet, dikkatli. Sol. Sağ. Sol. Sol. Sağ. Sağ. Evet, sağ. Sağ diyecek ki zaten sağ kaldırsın. Sağ, sol, sağ. Devam. Sol. Sağ. Evet, kaldırın. Sağ. Sol. Sol. Hep beraber söylüyorum. Sağ. Bir. Sağ. İki. Sağ. Üç. Sol. Sağ. Hadi. Sol. Evet. Sağ. Aynen. İçimi gitti. Abi bu çivi gitmiş ama.
Bugün burada çeşitli etkinlikler yapılıyor. Gördüğünüz gibi koca ayak yarışları, çivi çakma etkinliği, arka tarafta tenis falan oynanıyor. Akşam 5'e kadar buradayız. Burada yapılan faaliyetlere ara ara biz de iştirak ediyoruz. Köfte var, bir köfteci var. Bunalı. Düzenlemiş. O organizasyonda biz de yerimizi aldık. Sandalyemizi kapkel organizasyonu. Sandalyemizi aldık. Burada gördüğünüz gibi bir sürü etkinlikler var. Yarışmalar var. Mücadeleli, bazı çekişmeli müsabakalar yapılıyor. Arkada da köfte falan da aldım. Yemek, bu, çay bol. Bu yapılan etkinliğin amacı burada sosyal ilişki. Diğer AFAD üyesi arkadaşlar, çeşitli yerden gelen arkadaşlarla kaynaşmak, bir ekip ruhu oluşturmak. Bu ekip ruhuyla olası bir AFAD durumunda nasıl hareket edebileceğini canlı olarak tatbik etmek. Yani bizim için bunlar önemli. Evet, şu an Tekirdağ'dayız. Şarkı yönümüz Tekirdağ'da. Teşekkür ederiz efendim. Arkadaşlar burada organizasyon sona erdi. Biz aracımızı bekliyoruz. Aracımız geldiği zaman araca bineceğiz. Şarköy'e dönüş yapacağız. Güzel bir etkinlik oldu Tekirdağ'da. Şarköy'le pek ilgisi yok ama umarım videomuzu izleyip keyif almışsınızdır. Burada bulunmamızın, toplanmamızın amacı AFAD gönüllüleri bir araya gelip birlikte hareket etmeyi, grup olmayı, bir bütün olmayı öğrenmeleri için yapılan bir organizasyondu bu. Bunu da sanırım arkadaşlar, yetkili arkadaşlar olumlu şekilde başardıklarını düşünüyorum. Çünkü burada tek vücut olmak önemli. Yani olası bir afet durumunda tek vücut olmak önemli. Koordine olabilmek önemli. Yani çadır kurmaktan, enkaz altından insanların hayatlarını kurtarmaya varınca kadar hepsi önemli. Bakın şu enkazlarda insanlar
canıyla uğraşırken işte bu insanlara yardım ulaştırıp bu insanların kurtulabilen insanları hayatta tutabilmek, onların normal yaşama döndürebilmek için verilen mücadele bu afet gönüllüsü olmak. İnsanlara yardım edebilmek önemli olan bu. Şimdi biz bunlar için buradayız. Güzel bir etkinlik oldu. Etkinliğimiz sona erdi. Şimdi Eşarköy'e dönüş gerçekleştireceğiz. Sevgili adam, şimdilik durum bu. Allah'a emanet olun.